biliyorsunuz biz Birlik 90 Yeşiller Partisi olarak insanları kökenlerine göre ayırt etmiyoruz. Bizim için hangi kökenden olursa olsun herkes eşittir. İnsanların nereden geldiği önemli değil, nereye gitmek istediği önemli. Dolayısıyla insanın merkezi olan bir partiyiz. Tabii ki Yeşiller Partisi, iktidar partisi olsa bizler de Putinlerle, Orbanlarla, Şiilerle, Erdoğanlarla görüşmek zorundayız. Ama görüşürken bu ülkenin diğerlerini teslim etmek istemiyoruz. Türkiye'liler, Alman vatandaşı olup da Türkiye'li olanlar neden Yeşilleri seçmeli? Bence bu konuda çünkü bizim seçim programımızın herhalde en uzun bölümlerinden bir tanesi de Türkiye ile ilgili programımız. Almanca bilmeyenlerin de bir şekilde ulaşıp, çevirip, gerçekten dikkatlice okumasını istiyoruz. Özetlerini çevirdik. Seçim programımızın özetlerini bu arada herhalde 11 dile çevirdik. Türkçe ve Kürtçe de var. İlk defa galiba Kürtçe var örneğin. Bir seçim programının özeti çevrilmiş durumda. Ve Türkiye ile ilgili paragraf, yani uluslararası ülkelerle ilgili paragrafların en uzunlarından. Ve burada çok net soruyoruz. Biz Türkiye'nin örneğin Avrupa Birliği de perspektifinin olduğunu düşünüyoruz. Ama bu Türkiye'nin bu koşullarda olmadığını biliyoruz. Ama hep beraber Türkiye'deki demokrasi güçleriyle birlikte bu perspektifin ulaşılır bir perspektif olması için Türkiye'deki ilerici demokrat, sivil toplum örgütleriyle ilişkilerimizi çok daha sıklaştırmak istiyoruz. Bu konuda diyaloğun asla tam tersine o kesimlerle daha da sıklaştırılmasını istiyoruz. Ve bence Türkiye'nin en can alıcı konularından bir tanesi Kürt sorunu. Ve biz buna da çok açık, büyük bir ihtimalle hiçbir partinin bu kadar açık değinmediği gibi Kürt sorununun müzakerelerle çözülmesi gerektiğini ve müzakerelere yeniden derhal başlanması gerektiğini söylüyoruz. Ve bu konuda bir de örneğin Türkiye'nin Suriye politikalarıyla ilgili çok net bir fikrimiz var. Türkiye şu anda uluslararası hukuku çiğneyerek Suriye'de bir işgal politikası uygulamaktadır ve Suriye'yi Rojava'yı derhal terk etmeli. Yani bütün bu bölgeye yönelik, Türkiye'ye yönelik demokrasi ve barış perspektifini sunan bir partiyiz ve bence burada yaşayan Türkiyelilerin birçoğu da bunu merak ediyor diye düşünüyorum. Ama Türkiye'yi değil, burada yaşayıp da doğal olarak buradaki yaşamını merak edenler de sosyal politikamıza, iklim politikamıza, eğitim politikalarımıza, tabii ki kadınlarla, azınlıklarla, kimlikler politikamıza ve göç ve uyum politikalarımıza bakmalarını öneririm. Çünkü bu konuda çok iddialıyız ve bu konuda bence hiçbir siyasi güç bizimle yarışamaz diye düşünüyorum. Uyum sana, Berivan. Evet. Neredeyse 16 senedir birlikte koalisyon içindeler. Yani mevcut durumdan onlar sorumlu. Değişim isteyenler ise Birlik 90 Yeşiller Partisi'nde doğru adresi bulabilir. Yani ırkçılığa karşı mücadele, iklimin değişmesine karşı mücadele, dış politika, demokrasinin, özgürlük mücadelesinin merkeze alınmasında Birlik 90 Yeşiller Partisi net çizgilerini ortaya koymakta. Sosyal demokrat arkadaşlara baktığımda çok fazla bir şey söylemek istiyorum. Sadece şunun altını çizmek istiyorum. Siyasetçilerin bulunduğu ortama göre ağzını değiştirmesini ben yanlış buluyorum. Baştan beri yanlış buluyorum. Yani Türk derneklerine gidip, Erdoğan derneklerine gidip orada onların kulağına hoş gelen şeyler söylemek, muhalif adreslere gidip de orada tersini söylemek, Almanca konuşunca gene tersini söylemek bizim politikamız değil. Ama tabii ki tercih vatandaşı. Şimdi biz bastırmasak maalesef bir şey olmuyor. Somut bir örnek vermek gerekirse ülkücülerin yasaklanması konusunda biz girişimde bulunduk. Diğer partiler baştan pek sıcak bakmıyordu ve sonunda bayağı topa tuttuk arkadaşları ve oy birliğiyle neredeyse meclisten geçti. Yani AfD dışında bütün diğer gruplar, Sosyal Demokratlar, Hristiyan Demokratlar, Hür Demokratlar ve Sol Parti bizim talebimizi destekledi ve bütün partiler üstü bir şekilde meclisten geçti. Ama uygulamaya bakıldığında İçişleri Bakanlığı halinde harekete geçmedi. Bunun için köklü bir değişime ihtiyaç var. Yani Birlik 90 Yeşiller Partisi iktidar ortağı olması gerekiyor. Aksi takdirde diğer partiler hep böyle bir adım ileri, iki adım geri atmakla meşguller. Diğer bir somut örnek vermek gerekirse Osmanlı'nın Germania dediğimiz bir kuruluş. Yani insan düşünecek başka bir ülke burada
adeta bir terör örgütü kuruyor. İçinde fuhuş var, içinde para ticareti var, içinde uyuşturucu ticareti var, içinde tehdit var, içinde şiddet var. Her şey var. Yani aklınıza ne gelirse organize suçtan her şey dahil olmak üzere ve gazetelerde bunu okuyabilirsiniz. Dolayısıyla bir devlet sırrı sizinle paylaşmıyorum. Edindiğimiz bilgiye göre hatta onlar, düşünebiliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile telefonda görüşüyorlar. Hesap veriyorlar. Yani Almanya'da şunları yaptık, şu yürüyüşü yaptık. Şimdi bu kabul edilir bir durum değil. Yani düşünün, Almanya Türkiye'de silahlı bir çete kuruyor. Orada uyuşturucu satıyor. Orada fuhuş şirketi kuruyor. Orada silah ticareti yapıyor. Türkiye bunu kabul eder mi? Hiç mümkün böyle bir şey kabul edemez. Benim eyalet, Baden-Württemberg eyaleti, bizim iktidarda bulunduğumuz eyalet baskı yaptı bu konuda ve sonunda federal hükümet bize uyarak bu örgütü nihayetini yasakladı ama bana kalırsa geç kalındı. Türkiye'ye gittiklerinde tutuklanan arkadaşlar var. Hozan Cane, Dilan Gönül Örs, Adil, Yüksel gelemedi ama kızı buldu. Yani çok sayıda ve bununla ilgili de bir soru önergemiz var. Yani bu yaz peki Türkiye'ye gidip de orada tutuklanan veya sınır dışı, pardon, yurt dışı yasağıyla karşı karşıya kalan insanların rakamı ne? Bunu bilmek istiyoruz. Ve aslında bir de şunu çok önemsiyorum. Bütün bu olayları yeni yaşamıyoruz. Yani ne tehdit listelerini ne de Türkiye'de gidip de tutuklama olaylarını yeni yaşamıyoruz. Ve birçoğu da Kuzey Renvestfalya'dan insanın başına geliyor. Bu tesadüf değil tabii. Buradaki insanların örgütlü olmaları vesaire onları daha bir tehdit altında bırakıyor. Ve şu anda bu eyaletin başbakanı Almanya Başbakan adayı Laschet, Armin Laschet. Ve Armin Laschet'in Türkiye ile çok iyi ilişkilere sahip olduğunu biliyoruz. Yani çok sık, hatta parti başkanı seçildiğinde, Sedo onun başına seçildiğinde bizzat Erdoğan arayıp tebrik ediyor. Yani o kadar önemsenen bir olay. Ve hatta Cumhurbaşkanlığı tebrik mesajını yayınlıyor. Yani bu kadar önemsiyorlar. Çünkü bildiğiniz gibi Armin Laschet daha önce Almanya'nın ilk uyum bakanıydı. Ve o yıllarda özellikle Türkiye'li göçmenlerle ilgili çalışmaları yoğundu. Ve oradan kalan sıkı bir ilişki var. Ve benim merak ettiğim, bu soru önergelerinde sorduğum sorulardan bir tanesi de, bu kadar çok enerji vatandaşı insan tehdit ediliyor, Türkiye'de tutuklu bulunuyor. Buranın başbakanı ve şu anda Federal Almanya Başbakanı adayı Armin Laschet'in bu konuyla ilgili kaç söylemi var? Türkiye ile ilgili yaptığı görüşmelerde, Türkiye temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde bu durumu dile getiriyor mu? İşte bu insanlara geçmiş olsun dileğinde bulundu mu, bulunuyor mu? Yanlarında yer aldı mı, almadı mı? Bir taraftan buradaki insanların uyumun önünde ciddi bir engel. Diğer taraftan buranın değerleriyle, demokrasi değerleriyle hiç uyuşmayacak bir medya anlayışı üzerinden hareket ediyorlar. Milliyetçilik, militarizm ciddi bir şekilde burada kışkırtıcı bir rol oynuyor. Ve bir de hatta şeyi de söyleyelim, yani ve biz siyasetçilere yönelik bile yaptırımlarını böyle zor üzerinden karalama kampanyalarıyla uygulamaya çalışıyorlar ve bütün bunları göz önünde bulundurduk ve özellikle bir VDR'in örneğin çok dilli yayınının kısıtlanmış olmasını bu anlamda ciddi bir talihsizlik olarak görüyoruz. Çok dilli yayının VDR bünyesindeki yayının bir yeniden arttırılması gerekiyor. Onun dışında ama demokrasi ve gazetecilik ahlakına uygun yayın yapan çok dilli yayınların güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.